Ben doçent doktor Mustafa Kılıç, beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Fonksiyonel beyin cerrahisinin alt dallarından bir tanesi olan trigeminal nevraljiden bahsedebiliriz. Trigeminal nevralji halk arasında delirten ağrı olarak da bilinir. Yüzün bir tarafında, sağ yarısında ya da sol yarısında meydana gelen, genellikle beyin sapında 5. sınırın çıktığı yerde genellikle bir damar basısına bağlı olarak ortaya çıkan, böyle yanıcı, batıcı, bıçak saplanır tarzda normal şartlarda yüzünüzde ağrı oluşturmayacak bir şeyin, sakız çiğnemek gibi, yüzünüze bir şeyin değmesi gibi ağrı oluşturmayacak bir şeyin şiddetli ağrılar oluşturması, belli periyotlarla ilerlemesi şeklinde ortaya çıkan bir ağrıdır. Bunun en büyük nedeni dediğim gibi beyin sapındaki sinirin üzerine damarın basmasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bunun haricinde işte o bölgedeki tümörlerden kaynaklı ya da MS'e bağlı şeklinde birçok hastalığa bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Çok ciddi bir ağrı oluşturur. Dediğim gibi yemek yiyemez, sakız çiğneyemez. Yaşam kalitesi çok düşmüştür hastanın. Dediğim gibi belli aralıklarla gelir zaten bu ağrı. Hasta çoğu zaman onu hisseder. Birçok hastamız dişleri çekilmiş şekilde gelir. Diş ağrısıyla çok karışır. Hayat kalitesini ciddi derecede düşüren, insanı hayattan soğutan bir ağrı diyebilirim. Maalesef bazı hastalarımız diş ağrısı zannedilerek diş tedavileri görebiliyorlar. Burada özellikle yüz ağrısı, tek taraflı yüz ağrısı. Bu trigeminal sinirin 3 dalı vardır. İşte bir kısmı biraz daha üst tarafa, bir kısmı biraz daha orta tarafa, bir kısmı daha çeneye doğru. Hangisine uyuyorsa, nereye bası yapılıyorsa oraya vuran ağrılar oluşur. Tek taraflı, şiddetli bu şekilde ağrısı olan hastalarımızın bir beyin cerrahisine ya da bir nöroloji uzmanına görülmesinde fayda var bu nedenle. Diş tedavisi görmeden önce. Hastamızın altında yatan başka bir patoloji var mı yok mu? Hangi sebepten kaynaklı ortaya çıktığını bulmaya çalışıyoruz. Değişik MR çeşitlerimiz var. Onları yapıyoruz. Ama daha çok MR'da hiçbir şey görülmeyebilir. MR tamamen temiz de olabilir. Daha çok hastayla konuşarak tanıyı koyuyoruz. Hastayla işte ne sıklıkta oluyor, nasıl bir ağrı, ne tarafta oluyor şeklinde konuşarak tanısını koymuş oluyoruz. Erken tanı dediğim gibi hastanın sağ yüz yarısı ya da sol yüz yarısı şiddetli şekilde bu saydığım nedenlerden kaynaklı ağrıyorsa bir nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanına gitmeli, tanısı konmalı ve daha sonra tedaviye geçilmelidir. Hemen ameliyat etmiyoruz bu hastalarımızı. Ağrının derecesine göre davranıyoruz. İlk etapta bir ilaç tedavisi başlıyoruz. İlaçla bir gidiyoruz bir müddet. İlaç tedavisinden eğer fayda görüyorsa o şekilde ilerleyebiliriz. İlaç tedavisi ara ara kesilebilir, artırılabilir, azaltılabilir. Ama ilaç tedavisinden hiçbir şekilde fayda görmeyen hastalarımız için ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerimiz mevcut. Ameliyatsız tedaviler içerisinde benim de en sık uyguladığım radyofrekans tedavisi, işte balon tedavileri, gamma knife tedavisi şeklinde sıralanabilir. Radyofrekans tedavisinde ben genellikle ilaçtan fayda görmeyen hastalarıma ilk olarak radyofrekans tedavisi uygulamaya çalışıyorum. Tabii ki bunun da kriterleri var. Radyofrekans tedavisi uygulayacaksak hastamıza dudağının kenarından, lokal anestezi altından bir iğneyle girerek, radyofrekans iğnesiyle girerek trigeminal sindirinin ganglionuna ulaşıyoruz. Yani merkezine ulaşıyoruz. Ve buradaki duyu liflerini, yani ağrı duyusunu ısı etkisiyle ortadan kaldırmış oluyoruz. İlaç tedavisi maalesef her zaman çözmüyor işi. Çoğu zaman çözmüyor diyebilirim. Bir sonraki aşama radyofrekans tedavisinde yarı yarıya diyebilirim ya da %60-70 oranında çözüm olabiliyor hastalarımıza. Bazen yapıyoruz 3 sene iyi gidiyor, 4. sene bir daha radyofrekans yapıyoruz. Yani 2-3 yaptığımız hastalarımız var. Buna rağmen artık 2. 3. radyofrekanstan da fayda görmüyorsa hastamız genellikle ameliyat tedavisi öneriyorum. Ameliyat da yine birkaç şekilde yapılabilir fakat benim de en çok uyguladığım mikrovasküler dekompresyon deniyor. Mikrocerrahi yöntem ile kulağın arkasından bir para büyüklüğünde, demir para büyüklüğünde bir delikle girerek trigeminal sinire ne yol açmışsa tümör ya da damar, en çok damar bazısı oluyor demiştim. O damar bazısıyla damarla sinir arasında bir bariyere koyuyoruz. Ve bu yaklaşık 2 saatlik, 2,5 saatlik bir ameliyat. Yine dediğim gibi mikro cerrahi yöntemle uyguluyoruz ve küçük bir insizyon ve küçük bir delik ile yapıyoruz bunu.
Cerrahideki başarı oranı genellikle %90-95 diyebilirim. Tabii ki %5-10 oranında nüksedebilir. İkinci ameliyat yaptığımız hastalarımız bazen olabiliyor. Ama başarı oranları çok yüksek diyebilirim. Ameliyattan sonra hemen ilaç kullanıyoruz. İlaçlarını kestirmiyorum. Bir süre yine ilaçlarına devam ediyor. İlaçlarını zamanla azaltıp kesebiliyoruz. Birçok hastamız da ilerleyen zamanlarda ilaçsız hayatlarına devam edebiliyorlar. Tabii ki hastaya göre çok değişir. Ameliyatsız tedavilerde dediğim gibi mesela radyo frekansta dediğim gibi başarı oranları %60-70'lere çıkabiliyor. Ama %30 ne demek? Bu hasta nüksedecek ve bir işe yaramayacak demek. Cerrahideki başarı oranı %90-95'lerde, %5-10 oranında bir nüks ihtimalimiz var. Tabii bu birçok kaynağa göre değişir. İşte %3 diyen de olur, %30 diyen de oluyor cerrahide ama ben ortalama %5-10 oranında, yani 10 hastanın bir tanesinde, belki iki tanesinde nüks olabilir. Ama 10 hastanın 8-9 tanesini dediğim gibi bu minimal invaziv yöntemle ameliyatta çözebiliyoruz. Son olarak şunu diyebilirim. Özellikle yüzünüzün bir tarafında şiddetli ağrılar başladıysa nöroloji uzmanına ya da beyin cerrahisi uzmanına bir an önce görünün.